Belki bir tünelin içinden geçtiğimizden Türkiye'nin dışarıyla temaslarının ne kadar yoğunlaştığını fark edemiyoruz. Son zamanlarda Türkiye'ye gelen gidenin haddi hesabı yok. Amerika Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi, Amerikan İstihbaratı, Para Fonu yöneticileri, Avrupa Birliği otoriteleri, Türkiye'nin suyuyla yakından ilgilenenler. Tüm forumlar, habitatlar, medeniyetler ittifakı Türkiye'de yapılıyor. Barack Obama göreve gelir gelmez ikinci yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacağını açıklıyor. Bunlar hayra alamet değil. Ekranlarda sempati dağıtanlar acaba gizli görüşmelerde neler konuşuyor? Irak'tan çekilecek askerler acaba hangi limanlarımız üzerinden geçecekler? Amerika'nın istediği destek neleri kapsıyor? Amerika, Kıbrıs, Ermeni sınırı, Fener Patrikhanesi ve Güneydoğu konusunda ne tavsiyelerde bulunuyor? Aslında bu tavsiyeler ve dayatmalar 100 yıldır sürüyor. Biz bugün Batı'nın 100 yıllık hayallerine bir göz atacağız. İstek ve tavsiyelerin pek değişmediğini kanıtlayacağız. Sevr Anlaşması'ndan Büyük Orta Doğu Projesi'ne Batı'nın Türkiye için planlarını kendi sözleriyle size sunacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ni bir şirket olarak yönetenler, 100 yıldır bölgeye ve özellikle ülkemize derin bir ilgi beslemekteler. Bakın, Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, görevinin ilk günlerinde Türkiye'den rüzgar gibi geçmeyi ihmal etmedi. Sempati avcılığı için kadın kadına sohbetler bile etti. Ne yazık ki Hillary'nin karşısına oturtulan kadınlarımız, ona Afganistan, Irak, Gazze ve diğer kan kokan coğrafyadaki Amerikan icraatını sormadılar. Amerika'nın paramparça gösterdiği Türkiye haritalarını da sormadılar. Amerika'nın üst düzey yönetimi gülen yüzüyle sempati avcılığı yaparken acaba kapalı kapılar ardında ne konuşuluyor? Basın açıklamalarından sezilebildiği kadarıyla Güneydoğu ve Irak'ın kuzeyi konuşuluyor. Ama detaylar bilinmiyor. Kan içindeki Afganistan'da Türk-Amerikan işbirliği konuşuluyor. Nasıl bir işbirliği, detaylar bilinmiyor. Kıbrıs konuşuluyor. Tek Kıbrıs için dayatmalar yapılıyor. Detaylar bilinmiyor. Sık sık stratejik müttefik olduğumuzun altı çiziliyor, detaylar bilinmiyor. Zaten 60-70 yıldır yaşadıklarımızın özeti bu. Türk halkı yukarılarda neler olup bittiğinin detaylarını hiç bilemedi. Ziyaretlerin sonuçları yıllar sonra acı bir biçimde öğrenildi. İşte şimdi size sunacağımız olaylar dizisi bunların 30 dakikalık bir özeti. Yıl 1912, Amerikan Başkanı Wilson. Türkiye'yi paramparça eden ünlü Wilson ilkelerine adını veren kişi. Türkiye sınırları içine bir Kürdistan ve bir Ermenistan haritaları çizen Amerikan Başkanı. Bakın ne diyor. Amerikan kapitalizminin temel hedefi, zayıf ülkelerin ham maddelerini ve ulusal pazarlarını açık birer kapı olarak tutmaktır. Bunun için diplomasi ve gerekirse zor kullanılmalıdır. Diplomasiyi de zoru da kullandılar. Ezilen halkların dostu olarak ünlenen Başkan Wilson, ham maddelere el koymak için sayısız harita çizdi. Orijinal Wilson haritası işte böyleydi. Türkiye'nin doğu bölgeleri tamamıyla yeniden şekillendirilmişti. Wilson haritasında bir Ermenistan ve bir Kürdistan çiziliydi. Tarih 8 Ocak 1918'di. Hey, hey, hey.
90 yıl sonra bu hayal doğrultusunda biraz yol kat etmişlerdi. Irak işgal edilmiş, petrolün en fazla olduğu kuzey bölgesi çekiç gücün kontrolüne verilmiş ve parlamentosuyla, bayrağıyla bir Kürt devleti fiilen oluşturulmuştu. He's a man of courage. He's a man who has stood up to a tyrant. Hatta işgal edilmiş Irak Devleti Cumhurbaşkanlığı'na da bir Kürt getirilmişti. Wilson'ın söylediği gibi Amerika dünyadaki tüm ham madde ve ulusal pazarlara talipti ve bunun için her şey yapılabilirdi. Orta Doğu'nun göz kamaştıran zenginliği daha birinci paylaşım savaşında emperyalist devletlerin gündemindeydi. Birinci Dünya Savaşı emperyalist devletler arasında bir paylaşım savaşıydı. Kavga kara altın içindi. Bu bir petrol kavgasıydı. Petrolü geleceğin yakıtı olarak kavrayan ilk ülke İngiltere'ydi. Onu Rusya izledi. 1897'de Osmanlı topraklarında ilk petrol arama çalışmaları başlatılmıştı. Osmanlı henüz petrolün stratejik önemini kavramış değildi. İngiltere 1899'da Osmanlı toprağı olan Kuveyt'e yerleşmiş petrol arıyordu. Osmanlı toprağında ilk petrol kuyusu 1900'de European Petroleum Company tarafından açıldı ve büyük çapta petrol çıkartıldı. Petrolün en yoğun bulunduğu yer Osmanlı Devleti topraklarıydı ve de Osmanlı hasta adamdı, güçsüzdü, borç batağındaydı. O halde paylaşım oradan başlayacaktı. Gelelim paylaşımcılara. Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri paylaşımda hemfikirdiler ama paylarını beğenmiyor, birbirleriyle didişiyorlardı. İngiltere ve Fransa savaş sürerken Osmanlı topraklarını aralarında paylaştırıyorlardı. Fransızlar 2 yıl sonra giriştikleri savaşın nedenini ve Osmanlı topraklarının nimetlerini şöyle açıklayacaklardı. Kilikya, Suriye, Filistin, Kürdistan ve Musul bize hemen şunları sağlayacaktır. Buğday, yılda 115 milyon kental. Petrol, başka hiçbir yerde bulamadığımız ve yarın onsuz büyük bir millet olunamayacak olan petrol hayati önemlidir. Petrolsüz ne ordu ne deniz kuvveti mümkündür. Pamuk ve yün. İşletmelerimiz bu maddeleri büyük güçlük ve korkunç fiyatlarla İngiltere ve Amerika'dan alabiliyor. İşte paylaşımcılardan biri olan Fransa için Osmanlı topraklarını uğrunda ölünür yapan bunlardı. Bu gizli anlaşmalar ve belgeler Rusya'da Ekim Devrimi patlayınca ortalığa saçıldı. Ruslar gizli paylaşım anlaşmalarını Türkiye'ye ve dünyaya açıklayacaktı. Yıl 1917 idi. Kağıt üzerinde bir paylaşma yapılmıştı ama devletler o kadar da kolay bölünüp parçalanamıyorlardı. Kesilip biçilecek bölgelerde paylaşıma hazır müttefikler yaratılmalı, bölge insanı bölüşülmeye hazır olmalıydı. Nasıl mı? Osmanlı'ya karşı en kolay oynanacak kart etnik karttı. Çeşitli etnik gruplar ayrı devletler kurma yönünde kolayca kışkırtılabilirdi. Buna en iyi örnek Arabistan'da faaliyet gösteren ünlü İngiliz ajanı Lawrence'dır. Petrolün en yoğun bulunduğu Arap bölgelerinde Lawrence, Arapları Osmanlı'dan ayırmak üzere ayaklandırmış ve Osmanlı'ya karşı savaştırmıştı. 1920'ye gelirken Anadolu Lawrence'larla tıka basa doluydu. Amerika, Ermenistan ve Kürdistan haritaları çizerken İngiltere ve Fransa, Osmanlı uyruklu Ermeni ve Kürtleri ayrı devlet kurma yönünde kışkırtıp silahlandırdılar. Yıl 1918, savaş bitti.
Osmanlı yenik düşmüştü. Yunan ordusu İzmir'e çıktı ve Ege bölgesini işgale başladı. 5 Şubat 1919 günlü Fransız Journal des Débats gazetesi birinci sayfadan şunları yazıyordu. Hemen hemen 500 yıl boyunca Güney Avrupa'yı yıkan ve Doğu Akdeniz bölgesindeki bütün uygarlığı çökerten bu uğursuz Türk ırkını Asya'ya sürmeli. İşte tam bugünlerde Anadolu kaynıyordu. Ulusal direniş başlıyor, bir millet uyanıyordu. 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa yanında Rauf Orbay'la Şişli'den yola çıktı, Tophane rıhtımında bekleyen yaşlı bandırma vapuruna bindiler, Türkiye'nin kaderini ve Batı'nın planlarını değiştirecek bir yolculuktu bu. Galip devletler Anadolu'da başlayan bu direnişin er geç bastırılacağından emindiler. İçeride adamları vardı. Bunların en bariz örnekleriydi Kürt Şerif Paşa ile Ermeni Bogos Nubar Paşa. Ajanlar Anadolu'da at oynatırken Batı ile yakından ilişkili bu iki paşa, Osmanlı Devleti toprakları üzerinde bir Ermenistan ve bir Kürdistan kurulması teklifini Fransız onayına sunmuşlardı. Yakışıklılığı nedeniyle Fransızların Beau Şerif, güzel adam adını taktığı ve İstanbul'da Beau Şerif lakaplı Kürt Şerif Paşa, Osmanlı Devleti'nin paşasıydı. Maaşını Osmanlı hazinesinden alıyordu. Paris Barış Konferansı günlerinde 11 Mayıs 1920'de Sadrazam Tevfik Paşa, Sevr'in taslaklarını almak için Fransız Dışişleri Bakanlığı saatli salonuna girdi. Ermeni Paşa da, Kürt Şerif Paşa da oradaydılar. Fransız Dışişleri Bakanı'nın iki yanında oturmaktaydılar. Bir Kürdistan ve bir Ermenistan için Fransızlarla pazarlıktaydılar. Aynı anda Anadolu'dan bir ses yükseliyordu. Mustafa Kemal, Osmanlı heyetinin imzalayacağı hiçbir anlaşmaya uyulmayacağını haykırıyordu. Yanında Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla tüm Türk milleti vardı. Artık millet adına tek yetkili organ Büyük Millet Meclisi'dir diyorlardı. ...22 Temmuz 1920 Perşembe günü öğleden sonra saat 3. Yıldız Sarayı Merasim Salonu'nda toplanan 39 üyeli Saltanat Şurası oturumunu Padişah Vahdettin açtı ve Sevr Anlaşması imzalandı. Anlaşması kağıt üzerinde kaldı. Eğer hayata geçseydi, Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a, Sivas, Malatya, Adana, Urfa, Antep, Maraş ve Suriye Fransa'ya, Musul dahil Irak ve Arabistan İngiltere'ye, Güneybatı Anadolu 12 adalar ve Rodos İtalya'ya verilecekti. Doğu Anadolu'da bir Ermeni ve bir Türk devleti kurulacaktı. Boğazlar ve İstanbul ayrı bir bayrağı olan komisyon tarafından yönetilecekti. Eğer Sevr hayata geçseydi, yani Türk milleti dahi bir liderin arkasında birleşmemiş olsaydı, şu anda gördüğünüz bölgede yaşıyor olacaktık. Ayrıca bunu gölgede bırakan başka şartlara da maruz kalıyor olacaktık. Türklere bırakılan bölgede asker sayısı kısıtlı olacak, devletin ağır silahı bulunmayacaktı. Devlet maliyesi batılı galip devletlerden oluşan bir komisyonca yönetilecekti, tahkim hakkı olmayacaktı ve kapitülasyonlar sürecekti. Yani tümüyle sömürge bir devlet olacak, toprağı, ordusu, hazinesi batılılar tarafından kontrol edilen bir devletin bireyleri olarak yaşayacaktık. Ama bu millet batının oyununu bozdu. Tüm olanaksızlıklara rağmen büyük bir zafere imza attı ve tüm dünyayı şoka soktu. Onlara göre bu bir mucizeydi. Bütün dünyayı şaşkına çeviren Kurtuluş Savaşı'nı gelin Hollandalı Handelsblatt dergisinden okuyalım. Türklerin bu beklenmedik zaferi akla şu soruyu getiriyor.
son nefesini vermekte olan, ölüme mahkum Türkiye 4 yıl süren Dünya Savaşı sırasında tüm maddi ve manevi kaynaklarını tükettiği halde nasıl olur da böyle tüm dünyayı şaşkına çevirir? Sonu gelmiş gibi duran bir ülke, bugün üstelik yapayalnız kaldığı bir anda müthiş bir örgütlenme yeteneği ve dolu dizgin bir coşku sergiliyor. Londra'da yapılan hesaplarda Mustafa Kemal ve Milliyetçi Hareket'in sıfırı tükettiği, iflasa sürüklendiği, 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi ortadaydı. Anadolu, dullar ve yetimler ülkesine dönmüştü. Tam 4 yıl boyunca milyonlarca insan durmaksızın savaştı ve demir yumruğuyla İngiltere maşası Yunanistan'ı denize döktü. Bu ulusal davaya duyduğu inançla mümkün oldu. Bu uzun yazının sonunda yazar şunları ekliyor. İslam düşüncesinin içine girmeliyiz. Bu mucizeyi anlamak için bu gerekli. Yoksa böyle giderse Asya'nın muazzam kapıları yüzümüze ebediyen kapanacak. Asya'nın kapıları. Sihirli sözcük buydu. Tıpkı bugünkü gibi. Asya pazarlarına el koymak için her şey yapılmalıydı. Din kullanılmalıydı. Türk milleti etnik olduğu kadar dini olarak da ayrıştırılmalı, sahte bir İslam yaygınlaştırılmalıydı. İşte bugün Medeniyetler İttifakı, dinler arası diyalog ve ılımlı İslam'ın Türkiye'ye dayatılması o günlerde kararlaştırıldı. Osmanlı'ya dönülmeliydi. Mustafa Kemal Türkiye'si çok tehlikeliydi. Türkler ulusal kaynaklarına sahip çıkarlar, ekonomide, siyasette bağımsız olurlarsa Batı ne yapardı? Petrol, pamuk, madenler ve suya nasıl el koyardı? O nedenle Lozan'da Lord Curzon şu sözleri söylemişti. Şimdi bu masada verdiklerimizi yakında ekonomik zorluklar içine düştüğünüzde bir bir geri alacağız. Geri almak için her şeyi yapacaklardı. 1984'te Türkiye ağır sanayi hamlelerine bir de gapı katınca PKK için düğmeye basıldı. Güneydoğu Anadolu projesi suyun kontrolü ve Türkiye'nin zenginleşmesi demekti. Bölgesel güç olmak yolunda önemli bir merhaleydi ve PKK terörü bu işi engelleyecek, aynı zamanda 100 yıllık Kürt devleti hayalini destekleyecekti. Yıl 1991, Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Bakın kupla Kürt devleti için ne adımlar atıldı? Körfez Savaşı Baba Bush'un direktifiyle başladı. Önce Amerika'nın kışkırttığı Kürt gruplar ayaklandı. Saddam Hüseyin Kürtleri yok etme operasyonuna kalkıştı. Kaçan on binlerce Kürt Türkiye sınırına dayandı. Artık Batı müdahalesi şarttı. Turgut Özal Amerika'yı yardıma çağırdı. Çekiç güç bölgeye böyle çöreklendi. Çekiç güç kontrolünde bir Kürdistan devletinin temeli böyle atıldı. Irak'ın kuzeyi güvenli bölge ilan edildi ve Türkiye-Irak sınırı boyunca 50-60 kilometrelik şerit çekiç güç kontrolüne verildi. PKK ve bölgedeki teröristler bu ortamda pamuklar içinde yetiştirildi. Çekiç güç öncesi sayıları 1000 civarında olan PKK'nın sayısı, çekiç gücün bölgeye yerleşmesiyle 25.000'e çıktı. Özal o yıllarda Türkiye'de hiç duyulmamış konuları tartışmaya açacaktı. Bir Türk-Kürt federasyonu kurma fikrini ortaya atacak, tepkiler sonunda konuyu tartışmaya açmak istemiştim diyecekti. Amerikalılar süreci ve tansiyonu kontrol edecekti. Turgut Özal 1991'de Türkiye olarak şu Ermeni soykırımını tanısak da bu iş sona erse görüşünü de dillendirdi. O nedenle Amerikan Büyükelçisi Abramovitz, Ermeni meselesini de Türk-Kürt Federasyonu'nda ağzından düşürmüyordu. Tepki gösterenlere bunu ben değil Cumhurbaşkanı'nı söylüyor cevabı veriyordu. İşte emekli Büyükelçi Coşkun Kırca'nın sözleri.
Morton Abramovich her tarafta Amerikan sefiri olarak bunları söylüyor. Ben kendisine bir yerde bir gün nasıl olduğunu söylersiniz bunları. Türkiye'nin iç işlerine müdahale hakkınız yok sizin deyince ben asla Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmiyorum. Bunları sizin Cumhurbaşkanınız söylüyor diye cevap verdi bana. Yine o yıllarda çekiç gücün yarattığı konforlu ortamda Kuzey Irak batılı yardım kuruluşları ve ajanlarla dolup taşacaktı. Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında ve çekiç gücün denetimindeki şeritte bir Kürt devleti için kolları sıvamışlardı. Bölge halkına batılı kurtarıcılarının geleceği ve bir Kürt devleti kurulacağı müjdesi veriliyordu. O yıllarda oralarda dolaşırken İspanyol Kültür Derneği'nden Alman yardım kuruluşlarına kadar 200'e yakın derneğin faaliyetine tanık olmuştum. 1995'te Aksiyon dergisi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis tarafından hazırlanan bir rapora yer verdi. Buna göre İncirlik'ten kalkan çekiç güce bağlı uçakların PKK'ya havadan malzeme attığı saptanmıştı. O günlerde İngiliz Daily Telegraph gazetesi Amerikalı subayların PKK'lılarla düzenli toplantılar yaptığını yazdı. Amerikan Özel Kuvveti Delta Force birlikleri Kuzey Irak'ta peşmergeleri eğitiyordu. Bu haber Frankfurter Allgemein, Observer gibi Avrupa gazetelerinde ve Londra'da çıkan El Hayat adlı gazetede yayınlandı. PKK'nın Kürdistan Ulusal Kongresi 2002 yılı Ocak ayında Brüksel'de Amerika'nın desteğiyle toplandı ve Amerika'da resmen kabul edildi. Batılı ülkeler PKK'ya serbest çalışma şartları sağlıyorlardı. Avrupa Birliği PKK'ya adı KADEK olarak değiştirilinceye kadar onu terör örgütleri listesine koymadı. PKK KADEK adını alınca bu kez de KADEK terör örgütleri listesine alınmadı. Bunları görmemek için kör olmak ya da başka devletlere çalışıyor olmak gerekti. Bu arada on binlerce vatan evladı yitirildi. ...1995'te Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 32. gün programında Avrupa Birliği'nin terörle mücadele konusundaki önerilerine şöyle cevap verecekti. Siz diyor, azınlık hakları tanıyın bunlara. Şimdi bunları anlatıyoruz ki burada, bunlar bugün ülkenin tümünün sahibi. Niçin? Ya azınlık haklarının ikinci kademe başka istikametlere varır. Peki. Özerkliğe varır, otonomiye varır, federasyona varır, sonra da Türkiye'nin parçalanmasına varır. Batı zaten bunu istiyordu. 100 yıl önce olduğu gibi planlar aynıydı. Bir Kürt devleti bölgedeki ülkelerin ittifakını önleyecek, Türkiye'yi Asya'dan izole edecek ve 2. İsrail'i petrol coğrafyası üzerine inşa edecekti. O nedenle yeni Bogos Nubar Paşalar ile Kürt Şerif Paşalar Türkiye'yi sarmış, masada batılı devletlerle aynı tarafa oturur olmuşlardı. Arada CIA marifetiyle gerçekleştirilen darbeler, sesini çıkaran, gidişe dur diyen tüm aydınları susturacaktı. Türkiye'nin kırmızı çizgileri yavaşça solacaktı. Yabancı büyükelçiler sabır zorlayıcı açıklamalar yapacaklardı. Amerika'nın Ankara eski büyükelçisi Morton Abramovich, yayımladığı Türkiye raporunda Türkiye'nin parçalanabileceğini açıkladı. Abramovich'in Türkiye parçalanabilir demesinden çok değil bir ay sonra Almanya'dan yola çıkıp İncirlik üssüne malzeme götüren bir NATO tırında PKK'ya ulaştırılmak üzere hazırlanmış askeri donatım malzemeleri yakalanacaktı. İşte 90'ları böyle geçirdik. Kürdistan Devleti'nin kurulması yolunda batılı devletlere destek verdik. Ermenistan lobisinin istekleri doğrultusunda adımlar attık. Sevr Anlaşması içinde bir başlık daha vardı. İstanbul'a çöreklenmesi düşünülen bir Bizans devleti. Bu konudaki kırmızı çizgilerde Fener Rum Patrikhanesi'nin aktif katılımıyla pembeleşti.
Hillary Clinton Dışişleri Bakanı olarak geldiği Ankara'da sıraladığı bir dizi talebin başına Hebelada Ruhban Okulu'nun açılmasını koydu. Bu Bizans Devleti hayalinin vazgeçilmez şiarıydı. 1990'lardan bugüne kadar bu konu baş tacıydı. Bu konudaki ilk adım Avrupa'dan gelmişti. 1994'te Avrupa Birliği Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartolomeos'u Bizans Devlet Başkanı olarak seçtiğini duyurdu. Avrupa Birliği'nden devlet başkanı unvanı edinen Fener Patriği, basına verdiği demeçlerde Lozan'ı tanımıyoruz diyordu. Avrupa Birliği Fener Patriği'ne İstanbul merkezli Bizans Devleti Başkanı unvanını verirken, Fener Patrikliği'nin tıpkı Vatikan Devleti gibi bir statüye kavuşturulması ve Türkiye toprakları üzerinde bir tür devlet içinde devlet olup çıkması düşünülüyordu. Avrupa Birliği'nin Bizans Devlet Başkanı unvanı verdiği Fener Rum Patriği aynı yıl Belçika'ya gidiyor ve orada Belçika Kralı tarafından devlet başkanı sıfatıyla ağırlanıyordu. Bugün nasıl Pentagon danışmanı Stratford Düşünce Merkezi Başkanı George Friedman yeni Osmanlı haritaları yayınlıyorsa 1918'de de bugünküne çok benzer haritalar ortalıkta uçuyordu. Bu gördüğünüz harita Esquire dergisinin Şubat 1994 sayısında yayınlandı. İstanbul başkentli bir yakın doğu federasyonunu işaret ediyordu. Bu yayından birkaç gün sonra The New York Times Magazine'de Robert D. Kaplan imzalı bir yazıda İstanbul başkentli yakın doğu federasyonu kurulması gerektiği savunuldu. Ardından aynı düşünce CIA eski Türkiye şefi Paul Henze'nin raporunda karşımıza çıkıyordu. Tüm bunlar olurken Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA, CNN televizyonuna çıkarak Doğu Bloğu ve Rusya'daki bütün üst düzey ajanlarımızı Türkiye'ye kaydırıyoruz. Yakında Türkiye'de çok büyük karışıklıklar çıkabilir, diyordu. Cumhurbaşkanı Demirel, 1 Mayıs 1995 günü Milliyet Gazetesi yöneticilerini makamına çağırıyor, Batı sevri istiyor, diyordu. Lord Curzon'un hayaleti Türkiye üzerinde dolaşıyordu. ...1995'te bayram havasında bir kutlama yapıldı. Halk ne olduğunu anlamadı. Birçok Avrupalı üst düzey isim Türkiye'ye doluştu. Havai fişekler eşliğinde bir kutlama yapıldı. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeden Gümrük Birliği'ne sokulmuştu. Yani tüm gelirlerine el konacak, hiçbir şey üretemeyecek ama her şeyi satın almak zorunda kalacaktı. Üstelik yok oluşunu kutlayacaktı. Halkın hangi sarmalın içine itildiği ortaya çıkmamalıydı. Bunun için televizyonlar kullanılacaktı. Batı basın yayın vasıtasıyla Türk halkının beynini dumura uğratacaktı. Medyanın önemli bölümü ve bir kısım aydın Avrupa Birliği'ne bağlı kurumların, Avrupalı vakıfların maaş bordrosuna alınmıştı. Cüceler tarafından sıkı sıkı bağlı yatan bir devdi Türkiye. Üzerinde türlü oyunlar oynanıyordu. Psikolojik operasyonlar insanları umutsuzluğa sürüklüyordu. ...1999'da APO Kenya'da yakalandı ve Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde idam cezası uygulanmadı. İmralı'da mahkeme sırasında Batı'nın tüm üst düzey isimleri, dünyanın en ünlü gazetecileri sorgulamayı izledi. Batı'dan Öcalan'a destek mesajları yağıyordu. Fransız Cumhurbaşkanı'nın eşi Madame Mitterrand'ın açıklaması gazetelerdeydi. Ne mi diyordu?
Ben Apo'dan daha çok Apo'cuyum. Abdullah'ın kalbimde çok özel bir yeri var. Vatikan bir bildiri yayımlıyor. 1918'den beri Kürtler bağımsızlıklarına kavuşmayı bekliyorlar, diyor. Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa Birliği dönem başkanı, Apo'yu asarsanız AB'ye giremezsiniz, diyordu. Ardından Leyla Zana'yı hapishanede ziyarete gidiyordu. Sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümetine Hadepli belediye başkanlarıyla diyalog tavsiyesinde bulunuyordu. Yoksa AB kapısı kapanıverirdi. Öcalan idama mahkum olmuştu. Ama Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde idam cezası kaldırıldı. İmralı'dan avukatları aracılığıyla yandaşlarına görüşlerini iletmeye devam etti. Öcalan mahkemeye verdiği savunmasında kendisinin batılı ülkelerce korunup beslendiğini, batılı ülkelerden silah, malzeme ve para yardımları alarak Türkiye'ye karşı savaştıklarını açıkladı. Batı'nın sevri uygulama peşinde koştuğu ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü parçalamayı amaçladığı açıkça ortaya konmuştu. Sorgusunda kullandığı bir cümle her şeyi özetliyordu. Şeyh Said'in devamıydım, kullanıldım. Ben bunu zaten kullanımda çarpıcı örneği verendir bu. Nereden nereye dönüldüğüm? Orada. Şeyh Said'in devamıydım, kullanıldım diyecekti. İngilizler Lozan'da Musul meselesi görüşülürken Şeyh Said'i kullanmışlardı. Fransızlarla Hatay için boğuşulurken Dersim isyanı patlamıştı. Türk ordusu Kıbrıs'taki kıyıma dur deyince Asala örgütünün katliamı başlamıştı. Güneydoğu Anadolu projesiyle Türkiye suyun kontrolünü sağlayacak ve bölgesel güç olabilecekken PKK ortaya çıkmıştı. 2000'lerde Sevr Anlaşması'ndan Büyük Orta Doğu Projesi'ne izler düşmeye devam edecek, ılımlı İslam adı altında Türk insanının inanışları deforme edilecekti. Amerikan Gizli Servisi'nin Türkiye'ye pek aşina adı Graham Fuller, Türkiye'nin laiklikten vazgeçmesi gerektiğini vaaz ediyordu. Tarikatlara izin verilmeliydi. 1995'e kadar Amerikan politikaları karşıtı söylemleriyle tanınan Fethullah Gülen, 1995 sonrası Amerika'yı yüceltmeye başlayacaktı. Gülen'e göre Amerika'dan habersiz iş yapılamazdı. Amerika'da İslamcı akımla ilgili raporda ılımlı İslam temsilcisi olarak Fethullah Gülen'in adı geçecek ve Gülen 1997'de Papa ile görüştürülecekti. Bütün bunlar olurken Türkiye inanılmaz ölçüde fakirleşecek, ithalatı artacak, ihracatı düşecek, tüm kaynakları yabancı ellere geçecek, para getiren neyi varsa satılacak, sanayi tesisleri şalterlerini kapatacak ve halk yokluğun pençesinde kıvranacaktı. Dünya Bankası raporuna göre halkın %20'si yoksulluk sınırı altında yaşamaya başlayacaktı. Türkiye'nin önüne konan havuç Avrupa Birliği üyeliği sayesinde Batı, demokrasi adına bölücülük, insan hakları adına gericilik, dinler arası diyalog adına misyonerlik, çevrecilik adına suyumuzu ele geçirme operasyonları yapıyor. Bir Kürt devletinin kültürünü yaratmak için televizyonlar açıyor, yeni bir Kürtçe icat ediyor. Hatırlayın, Lord Curzon Lozan Konferansı'nda Musul-Kerkük konusu görüşülürken Kürtleri kastederek "Ben onlara bir alfabe verdiğim gün görürsünüz" demişti. Bugün görüyoruz. Şimdi Batı bölgede ortak Kürt kültürü yaratma peşinde. Maddi çıkarları bunu gerektiriyor. Batı içinden geçtiği krizle sallanırken Asya'nın kilidi Türkiye'yi kırmaya çalışıyor. Aslında dünya 21. yüzyıla 20. yüzyıl başındaki koşullarla giriyor. Türkiye o zamanki gibi bugün de kilit ülke. Amerikan Başkanı Bill Clinton'ın sözlerini unutmayalım. 20. yüzyılın ilk 50 yılını Türkiye belirledi. 21. yüzyıl ilk 50 yılı da Türkiye'nin alacağı doğrultuda şekillenecek.
Şimdi Clinton'ın eşi Hillary, Condoleezza Rice'ın yerinde. Amerika'nın Dışişleri Bakanı ve Amerikan Başkanı Obama'nın gözü Türkiye'nin üzerinde. Amerika'nın Dışişleri Bakanı Hillary, Türkiye'nin limanlarını istiyor. Fener Rum Patriği ekümenik olsun diyor. Kürt devletine hamilik yapın diyor. Ermenistan'la bir bütün olun diyor. Kilit ülke Türkiye, bakalım 21. yüzyılın ilk çeyreğinde kendi çıkarları çerçevesinde bir politikayla kirli oyunlara cevap verebilecek mi? Benim en ufak bir kuşkum yok. Bu millet düşünülebilecek her melanete karşı koyabildi. Bu oyunlarla da başa çıkacaktır. Bu çıkışta yine Mustafa Kemal'in sözleri yolumuzu aydınlatacaktır. Bakın 1922'de yepyeni bir cumhuriyetin eşiğinde o ne diyor? Ulusal mücadelenin amacı tam bağımsızlıktır. Tam bağımsızlık ancak mali bağımsızlıkla gerçekleştirilebilir. O nedenle Türk halkı mali bağımsızlığını dışarıya peşkeş çekenleri anlamalı, kendi refahıyla ve ülkenin bekasıyla oynayanları tespit edebilmelidir. İyi akşamlar efendim.